Bismillahirrahmanirrahim. Kalplerin Keşfi kitabından 30. bölüm. Kürsü, arş, yakınlaştırılmış yani mukarreb melekler, rızıklar ve tevekkül. Allahu Teala onun kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır buyurmaktadır. Bakara suresi 255. ayette. Onun kürsüsünden maksat Allah'ın ilmi olduğu söylenmiştir. Bazı müfessirler Allah'ın mülkünün kastedilmiş olduğunu belirtmişlerdir. Uzay olarak bildiğimiz mekan olduğu da söylenmiştir. Ali şöyle rivayet etmiştir. Kürsü, uzunluğunu Allah'tan başka kimsenin bilmediği bir incidir. Bir hadiste 7 kat gök ile 7 kat yer, kürsünün yanında çöldeki bir halka mesabesindedir buyurulmuştur. İbn-i Mace'nin tahriç ettiği bir hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şüphesiz gökler kürsü boşluğundadır. Kürsü de arşın önündedir. İkrime de şöyle demiştir. Şüphesiz güneş kürsü nurunun 1/70'i kadardır. Arş ise perdelerin nurunun 1/70'i gibidir. Peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem şöyle rivayet edilmiştir. Arşı taşıyanlar yani melekler arasında 70 tane karanlık, 70 tane de nur perdesi vardır. Her bir perdenin uzaklığı 500 yıllık süreçtir. Böyle olmasaydı kürsüyü taşıyan melekler onların nurlarına dayanamayıp yanmış olurlardı. Arş, kürsünün üzerinde nurlu, yüce bir cisimdir. Kürsüden başka bir yapıdadır. Ancak Hasan-ı Basri aksi görüştedir. Arşın kırmızı yakuttan, yeşil cevherden, ak inciden veya nurdan olduğu da söylenmiştir. Ancak bu husustaki en doğru tavır, bu varlıkların gerçek durumları hakkında sükut etmektir. Astronomi bilginleri arşa 9. uzay, en üst uzay, uzaylar uzayı, atlas, uzay gibi isimler verirler. Çünkü astroloji bilginlerine göre bütün burçlar, burçlar feleği diye adlandırılan 8. felekte sabittirler. İslam ulemasına göre ise mahlukatın tavanı arş ve kürsüdür. Hiçbir yaratık bu sınırı aşamaz. Kulların bu alanın arkasını idrak etmesi mümkün değildir. Bu sınırın üzerinden bir istekte bulunamaz. Allahu Teala şöyle buyurur. Onlar yüz çevirirlerse de ki, bana Allah yeter, ondan başka ilah yoktur. Ben ona tevekkül ettim, o büyük arşın Rabbidir. Tevbe suresi 129. ayet. Bu ayette Allah'ın kendisini büyük arşın Rabbi diye nitelemesinin nedeni, yaratılmışların en büyüğü arş olduğundandır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, emrolunduğu üzere tevekkülle süslenmiştir. Bu nedenle Tevrat ve diğer kitaplarda, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mütevekkil sıfatıyla anılmıştır. Çünkü tevekkül Allah'ı billemenin ve onu tanımanın bir parçasıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Seyyidül Muvahhidin ve onu en iyi tanıyanların başıdır. Tevekkül zannedildiği gibi sebepleri sarılmayla da çelişmez. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aynı şekilde sebeplere sarılmayla da emrolunmuştur. Kendisine bir bedevi devimi bağlayıp da mı yoksa onu bırakıp mı tevekkül edeyim deyince Efendimiz ona bağla ve ondan sonra tevekkül et buyurdu. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Sizler şayet Allah'a tam manasıyla tevekkül etseydiniz sabah aç çıkıp da akşam tok dönen kuşları rızıklandırdığı gibi sizleri de rızıklandırırdı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisinde sabah kuşların çıkması ifadesiyle sebebe işaret etmiştir. Hikaye. İbrahim bin Ethem ile Şakik Nibelhi Mekke'de karşılaşır. İbrahim Şakik'e seni bu hale getiren nedir der. O da çölden geçerken kıraç bir yerde yatan iki kanadı kırık bir kuş gördüm ve kendi kendime bakalım bu kuşu kim doğuracak dedim. Ve kuşun karşısında oturdum. Bir dene göreyim. Gagasında bir çekirge ile bir kuş çıka geldi. Kanatları kırık kuşun gagasına koydu. Kendi kendime dedim ki bu kuşu sakat kuşa hizmet ettiren Allah nerede olursam olayım beni de rızıklandırır. Böylece kazanç elde etmeyi bırakıp ibadetle meşgul olmaya başladım. İbrahim bin Ethem şöyle demiştir. Niçin senin daha faziletli bir insan olmanı sağlayacak şeyi yaparak sakat kuşu doyuran sağlam kuş olmuyorsun? Zira üstteki el alttaki elden daha hayırlıdır. Yani veren el alan elden daha hayırlıdır. Hadisini işitmedin mi? İnanan bir kişi serbest bırakıldığında iki şeyden derece bakımından daha yüksek olanın
tercih etmelidir ki iyiler derecesine ulaşabilsin. Bu cevabı alan Şakik-i Belhi, İbrahim bin Ethem'in elini tutup öptü ve ona "Ey Ebu İshak, sen bizim hocamızsın" dedi. İnsan sebeplere sarılınca sebeplere takılıp kalmamalı. Bilakis bakışlarının hedefi, emeğinin amacı Allah olmalıdır. Bu konuda o dilencileri örnek almalıdır. Nasıl ki insanlar onun elindeki kaba parayı koyarlar, ancak bu esnada o kendisine yardım eden insanların yüzlerine bakar, fakat para koyulan kaba bakmaz. Hadis-i şerifte şöyle buyruluyor: İnsanların en zengin olmak kimi sevindirirse elindekinden daha çok Allah katındakine güvenmelidir. İbrahim bin Ethem'in hizmetçisi Huzeyfe el-Meraşi'ye "İbrahim bin Ethem'de gördüğün en ilginç şey nedir?" diye sorulmuş. O da şöyle cevap vermiştir: "Mekke yolunda günlerce yiyeceksiz kaldık. Daha sonra Kufe'ye girdik. Yıkık bir camiye sığındık. Bana Huzeyfe senin aç olduğunu görüyorum" dedi. Ben de "Durum şeyhin gördüğü gibidir" dedim. Bunun üzerine "Bana kağıt kalem getir" dedi. Ben de getirdim. Besmele'ye kağıdı yazdıktan sonra "Her durumda maksut sensin, her bakımdan işaret olunan sensin" diye yazdıktan sonra şu manzumeyi de ilave etti: "Ben hamd eden, ben şükreden, ben zikredenim. Ben aç, ben kayıp, ben çıplağım. Bu altı şeyin yarısına ben kefilim. Diğer yarısına sen kefil ol ey Allah'ım. Senden başkasını övmem için daldığım cehennem ateşidir. Kulcağızını ateşe girmekten sen koru." Sonra kağıt parçasını elime verip bana şöyle dedi: "Çık ve sakın kalbini Allah'tan başkasına bağlama. İlk karşılaştığın kişiye bu kağıdı ver." Denileni yaparak çıktım. İlk karşılaştığım kişi katır üstünde bir adamdı. Kağıdı ona verdim. Adam onu aldı ve okuyunca ağladı ve "Bu yazının sahibi ne yaptı?" dedi. Ben de "Filan camidedir" dedim. Bana içindeki 600 dinar olan bir kese verdi. Daha sonra yolda bir adamla karşılaştım. Ona bu katıra binen adamın kim olduğunu sorunca "O bir Hristiyandır" dedi. İbrahim bin Ethem'e gelerek bu kıssayı anlattım. Bana şöyle söyledi: "Keseye dokunma. Bir saate kadar kesenin sahibi gelecektir." Gerçekten bir saat sonra o Hristiyan geldi. İbrahim bin Ethem'in başucunda durdu. Başını öpmeye başladı ve Müslüman oldu. Fayda. İbn Abbas şöyle demiştir: Allah-u Teala arşı taşıyan melekleri yaratınca onlara şöyle emretti: "Benim arşımı taşıyınız." Ancak onlar buna güç yetiremediler. Bunun üzerine Allah-u Teala onların her biriyle birlikte 7 kat göklerdeki meleklerin sayısınca melek yarattı ve "Arşımı taşıyın" diye emretti. Onlar da güç yetiremediler. Yine Allah onlardan her biriyle beraber 7 kat gökteki melekler ve yeryüzündeki yaratıkların sayısınca melek yaratarak onlara da "Arşımı taşıyın" buyurdu. Güç yetiremediler. Dedi ki: "La havle ve la kuvvete illa billah." Yani "Bütün güç ve kuvvet ancak Allah'ın yardımı iledir" deyiniz. Melekler bunu söylediklerinde arşı taşıyabildiler. Ancak yine de meleklerin ayakları rüzgarın sırtında 7. kat göğe kadar battı. Ayakları bir şeye dayanamadığı için arşa tutundular. "La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim" demeye devam ettiler. Çünkü içlerinden birinin düşüp yuvarlanacağı ve nereye düştüğünü bilemeyecekleri endişesini taşıyorlardı. Onlar arşı taşıyor, arş da onları taşıyordu. Ama hepsini bir sonsuz kudret sahibi Allah taşıyordu. Rivayet olunduğuna göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kim sabah ve akşama ulaşır ve hasbiyallahu la ilahe illahu rabbul arşul azim, yani bana Allah yeter, ondan başka ilah yoktur, o Allah büyük arşın sahibidir" derse, istediği şey konusunda doğru da olsa yalancı da olsa Allah ona yeter. Bir diğer rivayette Allah onun dünya ile ilgili işlerinde de ahiretle ilgili işlerinde de yeter şeklinde nakledilmiştir.